seyirciler, Antalya'dayız ve arkamda görmüş olduğunuz yeni Honda CR-V'yi, 6. neslini kullandık. Güzel bir rotada buraya kadar geldik. Yanımızda Taha Öztürk var. Soyadlarımız aynı. Meslektaş da sayılırız ucundan. Biz basın tarafı, sen marka tarafı. Şimdi Taha'dan yeni CR-V'nin detaylarını dinleyeceğiz. Tabii ki benim de bazı sorularım olacak. Buraya kadar izlenimlerimiz var. O yorumları da sizlere yapacağım. Taha, CR-V Honda için de önemli bir marka. 6. jenerasyonuyla karşımızda ve dünyada oldukça fazla satan bir modelden bahsediyoruz burada. Ebatlar büyümüş, içeride baktım donanımlar büyümüş, teknik özellikler, güvenlik özellikleri birçok yeni faktörle beraber gelişmiş özellik gördüm. Şimdi senden CR-V'yi biraz dinleyelim mi? Neler oldu? CR-V dünyasında neler değişti, neler eklendi? Evet Murat Bey, aslında siz çok güzel bir giriş yaptınız. Bizim için oldukça önemli bir model, CR-V modeli. Baktığımızda 6. jenerasyonda bir önceki jenerasyona göre ciddi geliştirmeler mevcut. Öncelikle tasarım konseptiyle başlayalım. Araca baktığınızda A sütununun biraz daha geriye çekilip kaputun daha uzatıldığını görüyoruz. Bu aslında uzayan boyutlarla beraber daha agresif ve cesur bir duruş sağlıyor araca. Hı hı. Boyut demişken aracın boyutları önceki nesle göre baktığımızda 106 mm uzadığını söyleyebiliriz. Aracın yüksekliği de önceki jenerasyona göre 3 mm daha yüksek. Aks mesafemiz de aslında uzadı. 18 mm'lik bir aks mesafesinde uzama mevcut. Bakıldığında aslında bu boyutların içeri yansıması da var. Evet, yaşam en önemli alanına. Faktör bu. İçerideki yaşam alanı çok ferah geldi bana. İçeride neler değişti? Evet, kesinlikle. Araca oturduğunuz andan itibaren zaten bu iyileştirmeleri yaşam alanı olarak fark ediyorsunuz. Ön tarafa oturduğunuzda geniş bir görüş açısı sizi karşılıyor aslında. Aracın arka yaşam alanına baktığımızda ise diz mesafesi 16 mm daha uzadığını görüyoruz. Bir yandan arka koltuklarda bir geriye yatma ve kızaklanma özelliği de eklendiğini söyleyebiliriz. Burada 10,5 dereceye kadar arka koltukları geriye yatırmak da mümkün. Bu aslında bu iyileştirmeler neticesinde kesinlikle yeni CR-V modeli daha geniş ve ferah bir yaşam alanı vaat ettiğini söyleyebiliriz. Evet, şöyle hazır aracın arkasında görüyorken bir açalım. Hakikaten yükleme eşiği çok düz, rahat eşyalar yüklenebiliyor. Koltukları biraz daha yatırdığınızda daha büyük bir hacme kavuşabiliyorsunuz. Bu alanı ben çok sevdim. Şöyle altında bir gösterelim. Bakın altında bir şey yok. Burada böyle bir iki saklama haznesi var. Bunun altında ne var? Onu hemen söyleyelim. Bu bölümün altında. Bu bölümün altında aslında burada lastik tamir kitimiz var. Hı hı. Steplemiz mevcut değil. Değil. Evet. Dolayısıyla artık tamir kitiyle idare edeceksiniz. Aynen. Lastiği patlatmamaya bakın. Aynen. Peki. İçerisi ferah bir alan dedik. Güvenlik özelliklerine gelelim. Çünkü 360 derece koruma sağlayan ADAS sistemleri geliştirilmiş bir CR-V'den bahsediyoruz burada. Evet, güvenlik özellikleri olarak ciddi geliştirmeler mevcut. Aslında önce pasif güvenlik sistemlerinden girizgah yapayım. Baktığınızda ilave airbaglerimiz var. Hava yastıkları eklendi yeni CR-V'ye. Ön yolcu ve sürücünün olası bir kazada kafa çarpışma ihtimalini minimize, buradan doğacak hasarı minimize etmek amacıyla ön orta hava yastığı, diz hava yastıkları ile beraber 11 adet hava yastığımız standart olarak sunuluyor. Bu oldukça ciddi bir rakam. 11 hava yastığı evet. var. Evet, yeni CR-V'de 11 adet hava yastığımız var. Aktif güvenlik sistemlerine baktığımızda aslında Honda Sensing'i kullanıcılar yakinen tanıyorlar. Yeni CR-V'de Avrupa'da ilk kez Honda Sensing 360 müşterilerin beğenisine sunuluyor diyebiliriz. Bu ne demek? Köşe radarlarıyla beraber aslında radar sayısında bir artış söz konusu. 3 radar vardı önceki nesilde, şimdi 5 radar oldu, kameramız mevcut. 360 derece bir tarama vaat ediyor yeni CR-V. Yani 5 radar bir kamerayla tarama yapıyor. Kesinlikle, kesinlikle. Artı 360 derecede görüş sunuyor aracın dört tarafındaki kamerayla değil mi? Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Bununla beraber ilave eklenen sensing özelliklerimiz var. Nedir bunlar? Çapraz trafik uyarı sistemi. Arka için standartken artık ön taraf için de standart olarak sunuluyor. Şerit değişikliğinde ilave özelliklerimiz var. Aktif şerit değiştirme asistanı gibi özellikler var. Burada adaptif cruise kontrolle ilerlerken sinyal verdiğinizde araç kontrol ederek şerit değiştirdiğinize yardımcı oluyor. Aslında direksiyona müdahale ederek bir yandan da aslında şeritte gittiğinizde sinyal verdiğinizde olası bir tehlike anında aracın direksiyona müdahale ederek yine şeride
sokmaya yarayan ekstra güvenlik özellikleri de yeni CR-V'de bulunmakta. Onu şöyle biraz açalım. Buraya kadar kullanırken ben denedim onu. Eğer sağınızda bir araç yoksa, sağ sinyal verdiyseniz adaptif kruzda giderken gerçekten sağ şeride veya sol şeride çıkmanıza yardımcı oluyor. Ama burada bir araç varsa kör noktada, o zaman da direksiyonu içeri doğru düzelterek tekrar çizginizde, şeridin arasında kalmasını sağlıyor aracın. Bu da güvenliği oldukça arttırıyor. Kesinlikle. Hani insanlar zaman zaman dalabiliyor. Bu arada ekrandaki çizgileri de çok beğendim ben. Adaptif cruise kontrolle giderken yolda o çizgiler, eğer ileride bir viraj varsa kamera ve radar sistemiyle bunu algılayıp aracın viraja daha uygun, daha güvenli, daha rahat girmesini sağlıyor. Kesinlikle. Burada aslında aracın hızına da müdahale ediyor sistem. Hı hı. Ve uygun bir şekilde, en yumuşak şekilde virajı almanıza yardımcı oluyor. Evet, inanılmaz sistemler var hakikaten. Bir de hazır ön yüzünü görüyorken şöyle ön yüzden de biraz bahsedelim. Öndeki panjura baktığımızda bu ailenin artık 3. ve en son SUV'si, hibrite kavuşan diyelim. Ön panjurlar diğer modellerden, ZR-V, HR-V'den farklı. Ama LED farlar yine burada çok dikkat çekici, onu söyleyebilirim. Buradaki krom görünümlü detaylar da çok güzel. Kaput uzadığı için biraz daha sportif, dinamik durmuş. Böyle daha kaslı yapılar var. Jant lastik ebatlarından da bahsedelim. 18 inç, neden 18 inç? Evet, açıkçası 18 inç alüminyum alaşımlı sportif jantlar tercih edildiğini söyleyebiliriz. Burada aslında neden 19 veya 20 inç kullanılmadı? Bunu araştırdığımızda aslında yeni CR-V verimlilik odaklı geliştirilen bir otomobil olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Burada hem yakıt verimliliği hem konfor açısından baktığımızda bu otomobil için en uygun jant boyutunun 18 inç olmasından dolayı bu jantların tercih edildiğini söyleyebiliriz. Şimdi hazır yakıta gelmişken bu işi biraz da motora bağlayalım. Kaputun altında nasıl bir güç ünitesi var? Bu aracı nasıl bir güç ünitesi hareket ettiriyor? Bir de tabii ki 4 tekerlekten çekiş sistemini de bize anlatırsan sevinirim. Her zaman 4 tekerlekten çekiş mi? Oran, ön arka oranı nedir? Ve nasıl bir güç sunuyor? Evet, aslında yeni CR-V'ye baktığımızda bizim gurur duyduğumuz bir hibrit sistemi mevcut. EHEV diye adlandırdığımız, diğer modellerimizden de tanıdığımız bir hibrit sistemi mevcut. Baktığınızda hibrit sisteminin komponentlerine 2 litrelik Atkinson çevrimine göre çalışan bir benzinli motorumuz var. Neden bu çevrime göre çalışıyor? Otto çevrimine göre değil. Baktığınızda çok daha verimli bir sistem olduğundan dolayı 2 adet elektrik motorumuz var. Bunların bir tanesi jeneratör görevi görüyor. Elektrik üretimine katkıda bulunuyor. Diğeri de tahrik olarak tekerleklere tahrik ilettiğini söyleyebiliriz. Bir de akıllı güç ünitemiz mevcut. Genel sistem komponentleri bu şekilde. Hibrit sistemin çalışmasına baktığımızda aslında kalkış sırasında sabit hızlarda araç tamamen elektrikli olarak hareket ediyor ve tekerleklere tahrik elektrik motorundan sağlanıyor. Hibrit sürüşe baktığımızda aslında burada birazcık ayrıştığımızı söyleyebiliriz. Hibrit sürüş sırasında benzinli motorumuz çalışıyor. Ancak burada enerji üretimi için, elektrik üretimi için çalışıyor. Bakıldığında yine tekerleklere tahrik elektrik motoru üzerinden iletiliyor. Otoyol kullanımlarında benzinli sürüş moduna geçiyor otomobil ve direkt benzinli sürüş modunda ilerlediğini söyleyebiliriz. Genel anlamda EHEV sisteminin çalışma prensibini böyle özetleyebiliriz. Şöyle söylesek, ağırlıklı olarak elektrik motorunu kullanıyor, benzin motoru jeneratör görevi görüyor ama ihtiyaç olduğunda benzin, yani içten yanmalı motor da tahrik gücünü tekerleklere iletebiliyor. Evet. Ama bunu ağırlıklı olarak elektrik motoru üzerinden yaparak daha verimli olmak üzerine kurulmuş bir sistem değil mi? Evet, sistem genelde elektrik motorunu. Nasıl bir güç sunuyor peki? Baktığımızda benzinli motorun gücü 148 PS'lik bir gücü var. Bir önceki jenerasyona göre aslında benzinli motorda da iyileştirmelerimiz mevcut. Direkt enjeksiyonlu bir sistem var ve kademeli enjeksiyonlu. Bu da aslında güç artışı da sağlıyor, verimlilik artışı sağlıyor. 14 Nm'lik bir tork artışı var benzinli motorda. 2 kW'lık bir güç artışımız var. Elektrikli motora geldiğimizde de 184 PS'lik güç üretiyor elektrikli motorumuz. Bakıldığında 335 Nm'lik de tork artışımız var.
Burada da yine iyileştirmeler mevcut bir önceki jenerasyonla kıyasladığımızda. O da aslında yaklaşık %6,5'luk bir tork artışı demek. Bu tork artışıyla beraber 335 Nm'ye gelen bir tork değerimiz mevcut. Peki yakıt tüketimi nasıl aracın? Evet, şehir içi, şehir dışı? Yakıt tüketimine baktığımızda aslında hıza göre ayrışıyor. Ortalaması 6.7 litre WLTP, yani gerçek çevrime yakın bir kullanışta 6.7 litrelik bir yakıt tüketim değerimiz mevcut. Tabii bu kullanım koşullarına göre değişiyor. Bundan çok daha düşük değerler elde etmek mümkün. Evet, daha çok teşekkür ediyoruz. Hani belki de anlatacak çok şey var. Araçta birçok iyileştirme, geliştirme ve yenilik var. Çok keyifli bir araç olmuş. Ancak tabii ki bazı seyircilerimiz eminim ki fiyata takılabilir. Bu fiyatla ilgili, biraz da sektörle alakalı, satış adetleriyle ilgili bilgileri de Bülent Kılıçer'den alalım. Öncelikle hayırlı olsun. Ailenin üçüncü üyesi de, hibrit üyesi de geldi. Evet. Böylece SUV serisini tamamladınız. Tamamladık. Gayet şık olmuş. Teknik detaylar falan hepsi gayet güzel. Bu araçtan ne kadarlık bir adet satmayı planlıyorsunuz? Tabii ki sizin takviminiz aslında biraz farklı. Biraz onu açalım. Adetleri açalım. Sonra tabii ki 2024 beklentilerinizi merak ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok da kafaları karıştırmak istemem ama Japon mali yılı aslında 1 Nisan'dan başlayıp Mart'ın sonunda bitiyor. Bu bağlamda düşündüğümüzde bizim 2023 yılını bu şekilde ele aldığımızda yaklaşık 550-600 adetlik bir satış hedefimiz var. Hı. Bir sonraki yılda 750 adetlik bir satışımız var. Bu bir plan tabii ki. Pazarın şartları, gelebildiğimiz noktayı bir daha düşündüğümüzde bu planlar tabii ki revize edilebilir. Ancak genel intiba anlamında, umarım sen de aynı şeyi düşünüyorsundur, çok çok pozitif feedbackler aldık. Kullanan hem diğer basın mensupları arkadaşlarımız hem de senle de biraz önce sohbetini yapmıştık. Çok pozitif bir feedback aldık. 2024 ile ilgili aslında genel olarak pazarı değerlendirdiğimizde ben bu yıldan birazcık ayrışacağımızı düşünüyorum. Bunun bazı sebepleri var. Çok kısa onlardan bahsedecek olursak. Evet, nedir bizi ayrıştıracak nokta? Üç noktayı sayabilirim. Bunlardan bir tanesi krediye erişim noktasında 2023'te de bir takım problemler yaşadık. İşin doğrusunu söylemek gerekirse. Devlet tarafından yapılan açıklamaları da dikkate aldığımızda parasal sıkılaşmanın önümüzdeki yılda devam edeceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda krediye erişim ve kullanım oranları açısından biraz daha zor bir yıl bizi bekliyor işin doğrusunu söylemek gerekirse. Bir örnekle açıklayayım, biraz datalarla desteklemiş olurum. Biz daha önceki dönemde yani 2023'ü biraz daha geriye sardığımızda yaklaşık kredi kullanım oranları %65-70 civarındaydı. Ben kendi markam için konuşuyorum bu arada. Ancak 2023'ün tamamına baktığımızda %15'lere inmiş durumda. Bir, kredi bulunabilirlik oranları çok düştü. İkincisi, biliyorsunuz devlet üst sınır getirdi. Aracın toplam değerinin %20'si kadarını kredi kullanabiliyorsunuz. Bu da örnek vereyim, 1 milyonluk bir araçta yaklaşık 200 bin lira kadar kredi kullanabiliyorsunuz. Bu birinci sebep. İkinci sebebe baktığımızda bu çok fazla konuşulmayan bir konu ama aslında biz 2023'te neredeyse pazarın 2024'ün %20'sini sattık zaten. Bunun içerisine tedarik zincirlerindeki o problemlerden sonra 2024'te araç bulunamayacağını düşünen insanları tutun da yatırım amaçlı alanları da işin içerisine kattığımızda birazcık biz 2023'te 2024'ü sattık aslında. İkinci sebep bu. Üçüncü sebep olarak da aslında bu birazcık son 2-3 yılda artan enflasyonla beraber fiyatların artık satın alma gücünü birazcık yukarıya doğru zorlamasıyla beraber otomobile erişim, ben bu otomobilden bahsetmiyorum, genel olarak söylüyorum. Evet. Maalesef zorlaştı. Yani tüm otomobil fiyatlarında aslında yukarı doğru bir imelenme var. Evet, evet.
Dolayısıyla belli bir kesimin artık otomobile ulaşımı zorlaşacağından dolayı bu şunu gerektiriyor aslında. Daha sonraki dönemde otomobilin değişim sıklığı birazcık daha uzayacak. Buradan kastettiğim şu, hatta bir örnekle açıklayayım. Örneğin bizim aracımız Civic'te ortalama otomobilin değişim sıklığı yaklaşık 3,5-4 yılda. Bundan sonraki yıllarda artık bunun 5 hatta 6 yıla kadar uzayacağını da düşünüyorum. İşte bu toplamda saydığım 3 sebepten dolayı muhtemelen 2024 yılı 2023 ile karşılaştırdığımızda yaklaşık %30 gibi bir daralma. Yani 650 binlik bir pazar tahminimiz var şu an için maksimum düzeyde. Biz marka olarak aslında hibrit otomobillerin bundan sonraki süreç içerisinde tam elektrikli otomobillere geçişte bir ara dönemi tamamen dolduracağını düşünüyoruz. Bundan sonraki süreç içerisinde de siz de zaten hibrit otomobillerin yavaş yavaş popülaritesinin arttığını göreceksiniz. O yüzden de işte HR-V ile başlayan süreç ZR-V ile devam etti ve son olarak da SUV segmentimizi CR-V hibrit ile tamamladık. Marka olarak 2030 yılında otomobil için konuşuyorum. Yaklaşık 30 farklı elektrikli otomobille değerli tüketicilerimizin karşısında olacağız. Bu bir. 2030 yılına geldiğimizde buraya ayırdığımız toplam Ar-Ge miktarımızda 40 milyar doların üzerinde. Bu kaynak oraya ayrılmış durumda. 2050 hedeflerine baktığımızda orada biraz daha agresifleştiğini görüyoruz markanın. Biliyorsunuz biz sadece otomobil üretmiyoruz. Evet. Bunun yanında motosiklet ve güç ürünleri, marini de dikkate aldığımızda toplam ortalama 30-35 milyon civarında yıllık içten yanmalı motor üreten bir firmayız. İşte 2050 yılına geldiğimizde sadece otomobil için değil, motosiklet ve diğer ürettiğimiz bütün içten yanmalı motorların tamamı elektrikliye dönecek. Ve şu andan itibaren de 72 milyar dolarlık bir Ar-Ge'yi bu kaynağı oraya ayırmış durumdayız. Ben öyle tahmin ediyorum ki özellikle otomobilde bu elektrifikasyon biraz daha öne çekilecek. Bu trendi takip ediyor olacağız. Ama bu 2050 hedefinin de 2045'lere kadar öne çekileceğini açıkçası düşünüyorum. Bu güzel söyleşi için teşekkür ediyorum. Sektör adına burada çok mesaj vermeye çalıştık. Sadece bir modelin lansmanında bir modeli tanıtmadık. Buradaki detaylara lütfen dikkat edin. Pazar nasıl şekilleniyor, modeller nasıl belirleniyor, fiyatlar nasıl belirleniyor? Bunlara da tüketici olarak sizlerin dikkat etmesi gerekiyor. Bilgisi dahilinde olması gerekiyor. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür Yeni modellerde ederim. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.